Merhaba sevgili hanımlar Divopatik Youtube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere 5 şiş görünümlü 2 şiş ee Böyle sarı güllü patiğimin baştan sona yapılışını anlatacağım Modelim çok tatlı çok şık oldu Yapılış da çok kolay Baştan sona 2 şiş ile yaptım Burun tarafından başladım. Yanlarını ördüm. Sonra da toplu bir şekilde arkasını yanlara birleştirerek kestim ve topuğunu yaptım. Patiğimiz bu kadar. Ben bu patiğimde 3 numara 2 şiş kullandım sevgili hanımlar. İplerimde piyasada rahatlıkla bulabileceğiniz patiklik iplerden siz dilediğiniz renkleri tercih edebilirsiniz. Bu arada kanalıma abonelik ücretsizdir. Abone ol butonuna basarak kanalıma ücretsiz abone olabilirsiniz. Ben hemen sarı ipimle patiğime başlayacağım hanımlar. 12 ilmek atarak başlıyorum 12 ilmek şöyle birinci ilmeğimi attım 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 adet ilmeğimi attım Şimdi geri dönüyorum modelimde şöyle çekmek istiyorum. Bazen kamera modeli odaklanınca görüntü bulanıklaşıyor. Ee, bana doğru gelen taraf, yakın göstereyim ters hanımlar. Bu aşamada ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Diğer ilmeklerimin hepsini ters olarak öreceğim. Evet. Şimdi tekrardan geri dönüyorum. Bu defa artırmalarımıza başlayacağız. Artırmalarımız artık hanımlar patiğimizi düz tarafı düzden ters tarafı da tersine öreceğiz. Ee, kenar ilmeğimi aldım. Bir ilmek daha düz ördüm. Düz tarafından artırmamızı yapacağız hanımlar. Bakın iki ilmek ördüm. Hemen ardından şuraya bir ilmek atıyorum. Artırma yapıyorum. Kenar ilmeğimle birlikte toplam iki ilmek ördükten sonra artırmamı yaptım. Şimdi sonraki iki ilmek kalana kadar yine düz olarak öreceğim. Artırmalarımızı patiğimizin düz tarafında yapacağız hanımlar. Bakın son iki ilmeğim kaldı. Her iki tarafından da artırmamı yapıyorum. Buraya da bir tane şöyle ilmek atıyorum. Kalan iki ilmeğimi düz olarak örüyorum. Böylece 14 adet ilmeğimiz oldu. Şimdi geri dönüyorum. Patiğimizin ters tarafındayım. Bütün ilmeklerimizi ters olarak öreceğiz. Ters tarafında artırma işlemi yok. Bakın artırdığımız ilmek de burada. Bunu da yine ters olarak örüyorum. Hepsi ters örülüyor bu aşamada. üstüme bu artırdığım ilmeğimdi. Bunu da yine şöyle ters olarak örüyorum. Sıra sonuna geldik. Sonuncu ilmeğimi de ördüm. Tekrardan geri dönüyorum hanımlar. Yine, yine patiğimizin ön yüzündeyiz. Tekrar artırmamızı yapacağız. İlk ilmeğimi aldım. İkinci ilmeğimi örüyorum. Bu şekilde. Hemen yeniden artırmamı yapacağım patiğimizin ön yüzünde. İki ilmekten sonra buraya bir ilmek atıyorum. Son iki ilmek kalana kadar örüp diğer kenarından da artırmamı yapacağım patiğimizin ön yüzünde ilk iki ilmeği ördükten sonra artırma yapıyoruz son iki ilmek kalanı kadar örüp artırma yapıyoruz iki ucundan birden hemen buraya da bakın son iki ilmeğim kaldı bir ilmek atıyorum kalan iki ilmeği düz tekrardan geri dönüyorum hanımlar modelimin ters tarafındayım bütün ilmeklerimi ters olarak örüyorum ee, dediğim gibi kesinlikle ters tarafında artırma yapmıyoruz bakın bütün ilmeklerimi ters olarak örüyorum artırma yapmış olduğum ilmeğimi de yine ters örüyorum kalan iki ilmeğim de yine ters tekrardan ön yüze geldik hanımlar bakın patik burnu açılıyor gördüğünüz üzere bu şekilde şimdi sevgili hanımlar bu artırma işlemini şişimizde 28 ilmek olana kadar yapacağız tarif ettiğim gibi şimdi hep birlikte şişimizde 28 adet ilmek olana kadar tarif ettiğim gibi artırmalarımızı yapıp edelim ardından da birlikte modelimizi kuralım Evet sevgili hanımlar ben 28 adet ilmeğim olana kadar gördüğünüz gibi artırdım ve geldim Bu aşamada yapacağımız işlem şudur İlk ilmeğimi yine örmeden alıyorum İkinci ilmeğim için de krem ipimi ekliyorum Bir ilmek Krem örüyorum Bu şekilde Ardından bir ilmek Sarı Bir ilmek Krem Hemen bu krem ipimin ucunu da bu sarı ipime bağlayacağım Patiğimin sökülmesin diye sağlam olsun diye. Şöyle. Bu sıramız hanımlar bir sarı, bir krem. Bir sarı, bir krem. Böyle devam edecek sıra sonuna kadar. Bir ilmek krem, bir ilmek sarı. Gerçekten 5 şiş görünümlü hoş bir model oldu. Mutlaka deneyin. Ben çok beğenerek yaptım. Umarım sizler de beğenirsiniz. Bir sarı, bir krem, bir sarı, sonuncu ilmeğim krem. Evet hanımlar geldik. Modelimizin arka yüzüne. Modelimizin arka yüzünde ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Burada bir adet sarı ilmeğim var. Bunu krem ile örüyorum. Buradaki krem ilmeğimi de sarı ile. Modelimizin ters tarafında ters örgü örüyoruz. Bir adet krem, bir adet sarı. Bir krem, bir sarı. Krem olan ilmeklerimi sarı ipim ile, sarı olan ilmeklerimi de krem ipimle örüyorum. İlmekler yer değiştirmiş oluyor. Sıra sonuna kadar bu şekilde örüyoruz. Bir ilmek krem, bir ilmek sarı, bir ilmek krem, bir ilmek sarı. Sonuncu ilmeğimde krem. Evet hanımlar, yine modelimizin ön yüzündeyiz. Ee, bu sıramızda artık sarı ipimizi kullanmayacağız. Bütün ilmeklerimiz krem ile örülecek bu şekilde. Onun öncesinde sarı iple de burada işimiz kalmadığı için bu sarı ipimi de keseceğim. Hemen bu kenara ipimin ucunu bağlayacağım. Bu aşamada sevgili hanımlar bütün ilmeklerimizi krem ipimiz ile sıra sonuna kadar düz olarak öreceğiz. Ardından e, tekrardan ters taraftan yine krem ipimizle ters olarak ilmeklerimizi örüp buraya kadar geleceğiz. Şimdi e, tarif ettiğim gibi düz olarak krem ipimizi örelim, ardından da ters olarak örüp buraya gelelim hanımlar. Evet hanımlar bakın ben ördüm ve geldim. Ee, şimdi artık bu Gonca Gülümüzün yapraklarını kuracağız birlikte. Bunun için öncelikle e, ilk 12 ilmeğimi örüyorum kenar ilmeğimle birlikte toplam 12 ilmek. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ardından yeşil ipimi ekleyeceğim. 2 ilmek yeşil örüyorum hemen. 12 ilmek krem ördükten sonra 2 ilmek yeşil ördüm. Hemen yeşil ipimin ucunda şöyle bağlamak istiyorum buraya. Bu şekilde. 2 yeşilden sonra 1 adet krem ördüm. 1 ilmek yeniden 2 ilmek yeşil örüyorum. Krem ipimi alıyorum elime. Şişimde 11 adet ilmeğim kalıyor. Bu 11 ilmeğimi de krem ipimle düz olarak örüyorum Evet hanımlar modelimizin ilk sırası böyleydi Şimdi ters tarafına geçiyorum Bu aşamada ıı, ilk şişimde ters olarak devam edeceğim kenar ilmeğimle birlikte toplam 10 adet ilmeğimi ters olarak öreceğim 2 3 4 5 6 7 8 9 10 bu aşamada hemen yeşil ipimi şöyle bakın krem ipimin altından geçirerek alıyorum. Kenarlarda delik görüntü oluşmasın diye şöyle alıyorum. 3 adet yeşil öreceğim. 1, 2, 3 Ortada bir adet krem vardı. Bunu yine krem olarak örüyorum. Yeniden 3 ilmek yeşil örüyorum. Sonrasında krem ipimi elime alıyorum. Şişindeki kalan ilmeklerin hepsini krem ipimle ters olarak örüp sıramı tamamlıyorum. Evet modelimizin ön yüzüne geldik. Hemen modelimiz de şöyle göstermek istiyorum. 2 sıramızı kurduk sevgili hanımlar. Geldik modelimizde 3. sıramıza. Bu sıramızda ilk 10 ilmeğimi karanlık ipimle öreceğim. Kenar ilmeğimle birlikte 10 ilmeğim. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Ardından hemen yeşil ipimi, krem ipimin altından geçirerek öyle alıyorum kenarda delik görüntü oluşmasın diye 4 ilmek yeşil örüyorum. 1 2 3 4. Arada bir ilmek kremim var. Yeniden 4 ilmek yeşil örüyorum. 3 ve 4. Ardından hemen krem ipimi alıyorum. Şişimde kalan ilmeklerimin hepsini krem ipimle örüp sıramı tamamlıyorum. Sonuncu ilmeğimi de yine örüyorum. Şimdi geri dönüyoruz hanımlar. Modelimizin ters tarafındayız şu anda. Dördüncü sıramızı yapacağız. Bu aşamada kenar ilmeğimle birlikte 9 ilmeğimi ters olarak örüyorum. 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. Yeşil ipimi hemen krem ipimin altından geçirerek alıyorum. 3 ilmek yeşil şimdi. 1, 2, 3. Ardından hemen buraya bir ilmek krem örüyorum bir ilmek yeşil bir ilmek krem 3 ilmek de yeşil örüyorum Ters olarak ördüm krem ipimi elime alıyorum şişimde kalan ilmeklerin tamamını bu sıramızda krem ipimle ters olarak örüyorum geri dönüyorum. Modelimizde 5. sıramıza geldik hanımlar. Düz tarafındayız modelimizin. Bu sıramızda şöyle sayalım. Kenardan ilk 9 ilmeğimi krem ipimle düz olarak öreceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ardından hemen bu yeşil ipimi krem ipimin altından geçirerek alıyorum. Buraya 4 ilmek yeşil öreceğim şimdi. 1 2 3 4. Ardından bir ilmek kremim var. Bir ilmek yeşil. Bir ilmek kremim var. 4 ilmek yeşil örüyorum. 1 2 3 ve 4. Krem ipimi elime aldım. Şişimde kalan ilmeklerin hepsini krem ipimle örüp sıramı tamamlıyorum. Bu şekilde. Modelimizde arka yüzümüze geçtik. Altıncı sıramızı yapacağız sevgili hanımlar. Bu sıramızda yine e, ilk 8 ilmeğimi burada ters olarak göreceğim. Kenar ilmeğimle birlikte 8 ilmek toplamda. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bu aşamada hemen krem ipimi, yeşil ipimi alıyorum. Şöyle 3 ilmek yeşil örüyorum. 1 2 3. 2 ilmek krem öreceğim. 1 2. 1 ilmek yeşil örüyorum. 2 ilmek krem örüyorum. Ters örüyorum hanımlar. Modelimizin ters tarafındayız. Şimdi 3 ilmek daha yeşil ördüm. Yeşil ipimi bıraktım. Şişimde kalan ilmeklerimi hepsini ters olarak krem ipimle öreceğim. Geri dönüyorum. Modelimizin ön yüzündeyiz. Ee, 3, 6 ve 7. sıraya gelmişiz hanımlar. Şimdi 7. sıramızı yapacağız. 7. sıramızda kenar ilmeğimle birlikte sayarak gidelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. İlk 8 ilmeğimi krem ipimle düz olarak ördüm. Ardından yeşil ipimi alıyorum. Krem ipimi altından geçirerek aldım. 3 ilmek yeşil örüyorum. 1, 2, 3. krem ipimi aldım yeniden. 3 ilmek krem. 1 2 3. 1 ilmek yeşilimi yine yeşil olarak örüyorum. Hemen yanına 3 ilmek daha krem örüyorum. 3 ilmek daha yeşilim var. Şişimde kalan son 7 ilmeğimi de krem ipimle düz olarak örüyorum. dönüyoruz sevgili hanımlar modelimizde şimdi 8. sıramızı yapacağız ters tarafındayız bu sıramızda yine kenar ilmeğimizi birlikte 7 ilmek ters olarak krem ipimle öreceğim 3, 4, 5 6, 7 hemen sonrasında yeşil ipimi böyle alıyorum krem ipimin altından geçirerek 2 ilmek yeşil ördüm krem ipimi alıyorum yeniden ilmek krem öreceğim. 1, 2, 3, 4. 1 ilmek yeşil, 4 ilmek krem, 4. Ardından 2 ilmek daha ters olarak yeşil örüyorum. 2 yeşil. Şimdi kalan e, ilmeklerimin hepsini bu sıramızda ters olarak örüp sıramı tamamlıyorum. Yeniden ön yüze geldik. Modelimize bakalım kaçıncı sıra? 3 4 5 6 7 8 9. sıramıza gelmişiz. 9. sıramızda sevgili hanımlar ilk 7 ilmeğimi krem ipimle düz olarak öreceğim. 1 2 3 4 5 6 7. Sonrasında hemen krem ipimi alıyorum elime. Pardon, yeşil ipimi. 2 adet yeşilimi örüyorum. Tekrardan krem ipimi aldım. 5 ilmek kremim var. 1 2 3 4 5 1 ilmek yeşil 5 ilmek krem 3 4 5 2 ilmek daha yeşil örüyorum. Arkadaki bu ipleri biraz esnek bırakalım hanımlar. Patiğimizin esneklik payı kaybolmasın. Şişimde kalan son 6 ilmeğimi de krem ipimle örüp sıramı tamamlıyorum. Şimdi geri dönüyoruz. Modelimizde 10. sıramızı yapacağız hanımlar. Kenardaki alt ilmeğimi yine ters olarak öreceğim Kenar ilmeğimle birlikte toplam 6 ilmek. 3, 4, 5 ve 6. Hemen yeşil ipimi krem ipimin altından geçirerek alıyorum. Bir adet yeşil örüyorum. Tekrar krem ipimi elime aldım. 6 ilmek krem öreceğim. 1, 2, 3, 4, 5 6. Ortaya bir adet yeşil ilmeğimi örüyorum. Yeniden 6 ilmek krem öreceğim. 3 4 5 6. Buraya da bir tane yeşilimi öreceğim. Ve şişimde kalan e, ilmeklerimin tamamını krem ipimle ters olarak örüp bu sıramızı da tamamlayacağım. Son ilmeğimi de ördüm bu şekilde. Geldik modelimizin ön yüzüne hanımlar. Şimdi 11. sıramıza geldik hanımlar. Artık sarı güllerimizi de bu aşamada yapacağız. Bu aşamada kenar ilmeğimle birlikte toplamda 3 4 5 6 ve 7. 7 ilmeğimi örüyorum. Ardından bir adet yeşilimi yine yeşil olarak örüyorum. Yaprağımız da artık son sıramız bu. Bir tane yeşilimi ördüm. Ardından krem ipimi elime alıyorum. Sayarak gideceğim. 1 2 3 4 5 5 adet krem ilmek ördüm. 1 adet yeşilimden sonra 5 krem ördüm. Hemen buraya sarı ipimi ekleyeceğim hanımlar. Şu şekilde 4 adet sarı ilmek öreceğim buraya. 1 2 3 ve 4 Hemen sarı ipimin ucunu burada krem ipime bağlıyorum. Her yerine eklediğimiz ipte düğüm atmayı unutmayalım hanımlar. Şöyle iki tane sıkı bir düğüm attım. Şimdi buraya yeşil ip arkada uzun uzadıya kalmasın diye krem ipimin üzerinden atlatarak şöyle yakınlaştırdım. Buraya 4 adet krem ilmek örüyorum şimdi. Buradaki bir adet yeşil ilmeğimi de yine yeşil olarak e, yeşil ilmeğimi de yine yeşil olarak örüyorum. Yeşil dedim elime sarı ip aldım. Bu şekilde. Şişimde kalan son 6 ilmeğimi de krem ipimle düz olarak örüp sıramı tamamlıyorum. Geri dönüyoruz sevgili hanımlar. Şimdi modelimizde 12. sıramıza geldik. Bu sıramızda e, kenar ilmemle birlikte sayarak gidelim. Bu arada yeşil ipimizde kesip bağlayacağız hanımlar artık. Burada yeşilleşimiz kalmadı. ters olarak kenar ilmeğimle birlikte 3 tane krema ördüm. 4, 5, 6, 7. Hemen buradaki e, yeşil ipimi de kesip bağlayayım hanımlar. Şöyle yeşil ipimi kesiyorum kalemimi yeniden bağlayayım patiğimi sökülmesin yeşil ipimi de şöyle kenara çekeyim bakın hanımlar 7 ilmek örmüştük devam ediyorum 8 9 10 Burada 4 adet sarı ilmeğimiz vardı. Kenarlarındaki birer tane krem ilmeği de sarı ile öreceğim. Burada toplamda 6 adet sarı ilmeğim olacak. Hemen sarı ipimi, yeşil ipim, krem ipimin altına geçirerek aldım. Ters olarak devam ediyorum. 6 adet sarı ilmeğimi örüyorum. 6. Yeniden krem ipimi elime aldım. Kalan ilmeklerimin hepsini krem ipimle ters olarak örüp sıramı tamamlıyorum. İşte bu şekilde hanımlar. Yine modelimizin ön yüzüne geldik. Evet hanımlar bu şimdi 13. sıramızdayız. Ee, krem ipimle sayarak gideceğim. Kenar ilmeğim 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. İlk 11 ilmeğimi krem ipimle ördüm. Ardından sarı ipimi alıyorum elime. Bir ilmek sarı örüyorum. Ardından bir ilmek Krem örüyorum. 6 ilmek daha sarı öreceğim. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Şişimde kalan ilmeklerimin hepsini krem ipimle örüp sıramı tamamlıyorum. Evet hanımlar modelimiz böyle. Şimdi arka yüzümüze geldik modelimizin arka yüzünde bir önceki sırada yaptığımız işlemin aynısını yapacağız ilmekleri gördüğümüz gibi öreceğiz krem olan ilmeklerimi krem ile sarı olan ilmeklerimi de sarı ile ters olarak öreceğim kremlerim bitti bakın burada sarı ilmeklerim var hemen sarı ipimi alıyorum elime buradaki 6 adet sarı ilmeğimi yine sarı ipim ile ters olarak örüyorum arada bir adet krem ilmeğim var bunu krem ile örüyorum bir tane sarıma yine sarı ile ördüm. Şişimdeki kalan ilmeklerimin hepsini krem ipimle örüyorum. Sonuncu ilmeğimi de ördüm ve sıramı tamamladım. İşte hanımlar Şeklimiz bu şekilde. Şimdi modelimizde 15. sıramızı yapacağız. Bu aşamada yine sayarak gidelim. Kenar ilmeğim 1, 2, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 İlk 11 ilmeğimi krem ipimle ördüm. Ardından sarı ipimi elime alıyorum. 2 ilmek sarı örüyorum. 1 2 Bir ilmek krem örüyorum. 5 ilmek sarı. 1 2 3 4 5 Yeniden krem ipimi elime aldım kalan ilmeklerimin hepsini krem ipimle düz olarak örüyorum. 15. sıramız böyleydi. Geri dönüyorum. Modelimin ters tarafındayım. 16. sıramızı yapacağız hanımlar bu sıramızda da. Bu aşamada sayarak gidelim hanımlar ilmeklerimizi. Şöyle 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ve buradaki bir ilmeğimi daha sarı ilmeğimi daha kremle öreceğim. 10. Kenardan ilk 10 ilmeğimi krem ipimle ördüm. Tekrardan sarı ipimi elime alıyorum. 4 ilmek sarı öreceğim. 1 2 3 4. Arada bir ilmek kremim var. Ardından 2 ilmek sarı örüyorum. Tekrardan krem ipimi elime aldım. Şişimde kalan ilmeklerimin hepsini krem ipimle ters olarak örüyorum. Yeniden modelimizi ön yüzündeyiz. Modelimizi 17. sıramızı yapacağız sevgili hanımlar. Krem ipimle sayarak gidiyorum yine kenar ilmeğimle birlikte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 ilmek krem ördüm bu defa. Ardından sarı ipimi alıyorum elime. 2 ilmek sarı. 1, 2. 1 ilmek krem örüyorum. 3 ilmek sarı. Tekrardan krem ipimi elime aldım. Şişimde kalan ilmeklerimin hepsini krem ipimle örüp 17. sıramı tamamlıyorum. şekilde. Modelimizde şimdi 18. sıramıza geldik hanımlar. Ters dönüyorum. Bu sıramızda yine krem ipimle sayarak ters olarak öreceğim. Kenar ilmeğim 1, yanındaki 2 3 4 5 6 7 8 9 10 buradaki sarı ilmeğimi de kremle örüyorum. 11 Ardından yeniden sarı ipimi elime aldım. 2 ilmek sarı örüyorum. Arada bir krem ilmeğim vardı. Onu yine krem ile örüyorum. Buradaki iki sarı ilmeğimi de yine sarı ipimle örüyorum. Tekrardan krem ipimi elime aldım. Kalan ilmeklerimin hepsini krem ipimle ters olarak örüp sıramı tamamlıyorum. Modelimizde sonuncu sıramıza geldik hanımlar. Patiğimizin ön yüzündeyiz. Gonca gülümüzde son sıramızı yapacağız. Bu sıramızda yine sayarak gidelim. Kenar ilmeğin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 ilmek krem ördüm. Ardından buradaki bir ilmeğimi sarı ile öreceğim. Bir tane sarı. Sonra yeniden krem ipimi aldım. 3 ilmek krem öreceğim. 1 2 3 1 ilmek sarı örüyorum. Ve şişimde kalan ilmeklerin hepsini krem ipimle düz olarak örüyorum. Gül modelimiz bitti sevgili hanımlar. Bakın konca gülümüz oluştu. Çok şık oldu. Çok tatlı görünüyor. Tekrardan geri dönüyorum bu aşamada. Bütün ilmeklerimi ters olarak öreceğim. Sarı ipimi de burada artık keseceğim. İşimiz kalmadı. Hepsini sarı krem ipim ile ters olarak örüyorum. Sarı ilmeğimi de ördüm. Ördükten sonra hemen buradaki sarı ipimi de kesiyorum. Sarı ipimin ucunu da krem ipime Bağlıyorum. Patim sağlam olsun diye iki adet düğüm attım. Şimdi tekrardan krem ipimle ters olarak örmeye devam ediyorum. Sıra sonuna kadar böyle öreceğiz hanımlar. Son ilmeğimi de ördüm. Sıramı tamamladım tekrardan dönüyoruz bu sıramızda sevgili hanımlar krem ipimizle düz olarak sıra sonuna kadar öreceğiz ardından yine krem ipimizle buraya kadar ters olarak bütün ilmeklerimizi örüp geleceğiz ardından da birlikte bilek ayrımını yapacağız Evet hanımlar ben bir sıra krem ipimle düz ördüm ardından bir sırada ters ördüm ve yine buraya geldim bu aşamada artık bilek ayrımını yapacağız bunun için öncelikle e, ee, ilk 13 ilmeğimi düz olarak öreceğim kenar ilmeğimle birlikte 13 ilmek 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 şişimizde toplamda 24, 28 adet ilmeğimiz vardı bilek ayrımından sonra ikiye böldüğümüz anda 14 er adet ilmeğimiz kalıyor 5 şiş patikte bilek ayrımı yaptığım gibi aynısını burada da yapacağım bu Öndeki iki ilmeğimi alıyorum. 13 ilmek ördükten sonra bu iki ilmeği birbiriyle yer değiştirip bilek ayrımı yapacağım. Bunu yapmamın sebebi de bilek ayrımının daha sıkı durması Şu şekilde. İlk yer değiştirmiş olduğum ilmeğimi ördüm. Bu şişimde 14 adet ilmeğim oldu. Ee, hemen ben bir diğer şişimi alacağım. Sevgili hanımlar sizde şiş yoksa şayet buradaki ilmeklerin içinden bir adet ip geçirerek ya da bir ilmekleri tutan aparatlar oluyor. Onlardan varsa onları kullanarak e, patiğinizdeki şişle devam edebilirsiniz. E, ben bu şişimi burada bıraktım. Diğer şişime geçiyorum. Burada da ilk ikinci yer değiştirmiş olduğum ilmeğimi ikinci şişimle örüyorum hemen. Ben bu patiğimin kenarlarına sevgili hanımlar buralara 5 adet haroşa yaptım. Hem düz taraftan hem ters taraftan düz örgü görünce haroşa oluyor. Hem düzden hem de ters taraftan ters örgü görünce de haroşa oluyor. Ben her iki taraftan da düz örgü örüyorum. Çünkü öyle daha çok kolayıma gidiyor. Sıra sonuna kadar ilmeklerimi öreceğim. Geri dönüyorum. Bakın bilek ayrımı burası. Tam bu kısımda 5 adet haroşam olacak. Şimdi ilmeklerimi ters olarak öreceğim. Sadece Son 5 ilmeğimi haroşa olması için düz öreceğim. Bakın son 5 ilmeğim hanımlar düz örgü örüyorum. görüyorum. Sonuncu ilmeğimi de ördüm. Tekrardan geri döneceğim. Burası bilek ayrımıydı. Buradaki ilmeklerimizi kullanmıyoruz hanımlar. Şu şişimizdeki kalan ilmekler kaldı orada. Şimdi kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Ben sonuncu ilmeklerimi ördüğüm için bu yüzden ilk ilmeklerimi örmeden alıyorum. Sizler şayet sonuncu ilmeklerinizi örmüyorsanız ilk ilmeğinizi öyle örerek gelin hanımlar. O şekilde de olur. Fark etmez. Bakın sıra sonuna kadar geldim. Yeniden geri dönüyorum. Bu şekilde patiğimizin kenarını oluşturuyoruz. Kenar ilmeğimi aldım. Burada ters olarak örüyorum. Son beş ilmeğimi düz öreceğim. Haroşam olsun diye. Son 5 ilmeğim düz. şekilde gideceğiz geleceğiz hanımlar. Bu kenarımızı bu şekilde oluşturacağız. Bakın iki sıra hroşam oluştu bile. Ben bu patiğimde sevgili hanımlar bu aşamada 17 sıra haroşa ördüm. Ve benim ölçülerime göre tam geldi. Sizler mutlaka ayağınızı ölçerek yapın ki tam sonuçlar elde edebilin. Bunu daha küçük yapmak isteyenler arka tarafına 15 sıra haroşa da yapabilirler. Daha büyük yapmak isteyenler 19, 18, 20 sıra haroşa da yapabilirler. Şimdi hep birlikte dediğim gibi ben 17 sıra haroşa yaptım. Tam geldi. Şimdi hep birlikte kenarımızdaki bu kenarımızı tarif ettiğim gibi böyle Örüp gelelim hanımlar. Ördükten sonra da 17 sıra 17 yani haroşalarımız bittikten sonra da ipimizi haroşalı bölümde değil bu kenarda kalacak şekilde ayarlayıp gelelim hanımlar. Şimdi hep birlikte e, bu kenarımızı bitirip gelelim. Orada buluşalım. Evet sevgili hanımlar ben 17 sıra haroşamı ördüm. Dediğim gibi ipimi de haroşalı tarafta değil de e, bu kenar tarafta bıraktım. Bu aşamada yapacağımız işlem şöyle buradaki şişimi çekeceğim. Bu ilmeklerim kaçmasın diye aradan da ip geçireceğim hanımlar. Şişimi çıkarttım. Tığımı ilmeklerimin arasından geçiriyorum şöyle. Burada önemli olan ilmeklerimizin kaçmaması. Bunun için bazı aparatlar falan var ama bende aparat olmadığı için bu ilmeklerimin arasından şöyle renkli bir ip çıkaracağım. Minik bir ip. İlmeklerim kaçmasın diye. Hemen ipimin ucunu da şöyle bağlıyorum. Kaçmasın ilmeklerim. Sonra buradaki ipimi kenarda böyle biraz bırakıp şöyle kesiyorum hanımlar. Bu şekilde. Ee, şimdi aynen burayı yaptığımız gibi şimdi bu tarafını yapacağız patiğimizin. Şöyle dönüyorum. Hemen ikinci şişimi aldım. Bakın bu defa bu bilek kısmına gelen bu ilk beş ilmeğim haroşa olacak. Yani hem düz taraftan hem de ters taraftan düz örgü öreceğim. E bu ilk beş ilmeğimi. Birinci ilmeğim şu şöyle ikinci ilmeğim hemen burada şu krem ipinin de ucunu birbirine bağlamak istiyorum kaçmasın sökülmesin sonradan diye bu düğüm yerini hemen şöyle arkaya doğru bırakıp örmeye devam edeceğim 3 ilmek düz ördüm 4 ilmek düz ördüm 5 ilmek 5 ilmek haroşamı kenardan ördüm sevgili hanımlar kalan ilmeklerimi ters öreceğim yine bu kenarında diğer kenarını yaptığımız gibi yapacağız Bilek ayrımı kısmında 5 adet haroşamız var. Diğer tarafları düz tarafları düzden ters tarafları da tersen örüyoruz. Evet sıra sonuna geldim. Yeniden dönüyorum hanımlar. Bu tarafını öreceğiz şimdi. ilmeklerimi burada düz olarak örüyorum. Bakın şu şekilde. Son 5 ilmeğim haroşaydı. Burayı da yine düz örüyorum. Sonuncu ilmeğimi de yine ördüm. Tekrardan geri dönüyorum. Kenar ilmeği örmeden aldım. Kenar ilmeğimle birlikte toplam 5 adet düz ilmeğim var haroşa. Diğer ilmeklerim ters. Bu şekilde bakın iki sıra haroşamız oluştu kenarımızda. Sonuncu ilmeği de yine ördüm. Tekrardan geri döneceğiz hanımlar. Bu şekilde sadece şu kenardaki 5 tane harochamızı hem düzden hem tersten düz görüyoruz. diğer yerlerini. Düz tarafları düz ters tarafları da tersten örüyoruz. Patiğimizin diğer kenarına uyguladığımız gibi buraya da yine bu şekilde 17 sıra haroşa örelim. 17 sıra haroşamız bitince şu ipimizi hemen şurada olduğu gibi bakın kestiğimiz ipimiz gibi şuradaki. Haroşalı tarafta değil de diğer tarafta bırakıp e, bu ilmeklerin içinden de burada olduğu gibi yeniden e, renkli bir ip geçirip bu ipimizi kesip gelelim hanımlar patiğimizin kenarları o şekilde bitmiş olacak. Ardına birlikte patiğimizin tabanını yapalım. Evet hanımlar ben bu kenarıma da 17 sıra haroşamı yaptım. Diğer tarafta olduğu gibi ilmeklerimin arasından renkli bir ip geçirdim. ipimi de haroşalı tarafta değil de krem ipimi örgümün diğer tarafında bıraktım. Ucunu da kestim. Bu şekilde patiğimizin üst taraflarını tamamladık. Şimdi e, patik burnundan itibaren ilmekler çıkartacağız ve patiğimizin tabanını yapacağız. Yine sarı iple başlıyoruz hanımlar örmeye. Hemen yani bu, bu başlangıç ipimin ucuna sarı ipimi şöyle bağlayacağım. Bu şekilde. Buradan ilmekler çıkartarak e, e, patiğimizin tabanını örmeye başlayacağız. Burundan başlıyoruz hanımlar. Ben tığ ile kolay ilmek çıkartabildiğim için elime tığımı alıyorum. Sizler tığ olmadan da çok rahat ilmek çıkartabilirsiniz. E, beni bilen bilir, tanıyan tanır. Ben ilmek çıkartma konusunda oldukça beceriksiz, yeteneksiz bir insanım. Şöyle bakın. iki ilmek oldu. Tığıma, şişime taktım. Bakın şöyle ilmekler çıkartılabilir. 3 ilmek oldu. Şöyle 4. İlk başladığımız yerden ilmek çıkartıyoruz. 5 6 hemen elime şeyimi alacağım tığımı şu 7. ilmeğim düğüm yerine denk geldi burası şöyle alalım ipimi yarım aldım evet şu 7. ilmeğim hemen 8. aldık 9. 10. 11. ve 12. 12 adet ilmek çıkarttım. 12 adet başlamıştık. İlk başladığımız yerden de 12 ilmeğimi taktım. Şimdi geri dönüyorum. Elime şişimi alacağım. Bu ilk ilmeğimi böyle örmeden alıyorum. Bu 12 ilmeğin ilmeğimi tamamını bakın hanımlar ters tarafındayım. Ters olarak örüyorum. Aynen 5 ispatik burnu gibi e, şekil alıyor bu şekilde. Buradaki ilmeklerimi düğümlü ilmeğime denk geldi. Burası ilmeğimi sıkı. Hemen bunu da şöyle örüp hallediyorum. sonuncu ilmeğimi de yine ters olarak ördüm. Şimdi geri dönüyorum. Bu aşamada sevgili hanımlar hem patik burnunu eklemiş olacağız kenarlara hem de tabanına eklenmiş olacak ilmekler çıkartacağız. Hemen sıradaki ilmek yerimizden bakın sıradaki ilmek yerimiz burada görünüyor. Buradan şişimi taktım oradan bir adet ilmek çıkartıyorum. böyle Hem ilmeklerimizi ilmek çıkarttığımız için artacak hem de patik kenarımız artık tabana bağlanıyor. Şimdi diğer ilmeklerimi bakın düz tarafa denk geliyor düz olarak öreceğim sıra sonuna kadar her iki taraftan da ilmek çıkartma işlemini yapacağız. Şöyle sonuncu ilmeğimi de ördüm. Şimdi diğer kenardan bakın kenar ilmek yerimiz zaten belli yeri burası. Bakın sıradaki ilmek yerimiz şurası. Buradan hemen şişimle bir ilmek çıkartıyorum bu şekilde. Gördüğünüz üzere hanımlar 12 ilmek olarak başlamıştık. Birer ilmek çıkarttık. 14 ilmeğimiz oldu. İlmek sayılarımız artıyor. İpim benden tarafta ilmeklerimi ters olarak örüyorum. İlk çıkarttığım ilmeğimi örmeden aldım. Diğer ilmeklerimi hepsini ters olarak örüyorum. Burada ilmek artışı yapacağız hanımlar. 12 ilmek olarak başladık 28 ilmeğe kadar çıkacak çünkü üst tarafını 28 ilmek yapmıştık alt tarafı da 28 olacak burada sonuncu ilmeğime kadar ördüm şimdi geri dönüyorum sıradaki ilmek yerim neresi bakın hanımlar hemen görünüyor burada bakın sıradan ilmeğimi alıyorum şimdi buradan bir ilmek çıkartıyorum kenardan sıra sonuna kadar ilmeklerimi düz olarak öreceğim Sonuncu ilmeğimi de yine ördüm. Şimdi de bu kenarımıza ilmek çıkartacağız hanımlar. Sıradaki ilmeğimizden. Bakın sıradaki ilmeğimiz hangisi bu. Zaten belli görünüyor. Hiç sıra atlamadan ilmeklerimizden ilmek çıkartacağız. Kenar ilmeklerimizden. Buradan da bir ilmek çıkarttım. Tekrardan geri döneceğim. İlk çıkartmış olduğum ilmeğimi örmeden aldım. Kalan ilmeklerimi ters olarak öreceğim. sonuncu ilmeğimi dördüm. Şişimizde şu anda 16 adet ilmeğimiz oldu. Yeniden buradan ilmek çıkartarak öreceğiz hanımlar. Hem bu kenardan hem bu kenardan birer birer ilmek çıkartarak devam edeceğiz. Patik burnumuzda bakın şekilde. Gördüğünüz gibi aynen beş diş patik burnu gibi oluyor. Biz bu şekilde hanımlar bu sarı sıra bitene kadar zaten birer birer ilmek sayıları belli olduğu için buralara kadar tarif ettiğim gibi kenarlardan birer birer ilmek çıkartacağız ve o sıraya kadar da zaten şişimizde 28 adet ilmeğimiz olacak. Şimdi şişimizde 28 adet ilmek olana kadar kenarlardan birer birer ilmeklerimizi çıkartıp gelelim. Evet sevgili hanımlar ben şişimde toplamda 28 adet ilmeğim olana kadar ilmeklerimi kenarlara taka taka artırdım ve geldim. Şimdi yapacağımız işlem şöyle. Burada geri dönüyorum. 28 adet ilmeğim vardı. Artık 28 ilmek olarak devam edecek hanımlar. Hem kenarlara ekleyeceğiz. Hem 28 ilmeğimiz kalacak. Artma olmayacak. İlk çıkartmış olduğum ilmeğimi örmeden aldım. Son iki ilmek kalana kadar bütün ilmeklerimi ters olarak öreceğim. Evet bakın son iki ilmeğim kaldı. Bu son iki ilmeğimi tersten keseceğim hanımlar. İkisini bir öreceğim. Burada bir adet ilmek eksilmiş gibi görünüyor. Hemen e, yandan ilmek çıkartacağız hanımlar. O ilmeği taktığımızda da yine 28 adet ilmeğimiz olacak. Son iki ilmeğimizi keseceğiz. Kenardan ilmek çıkartıp şişimize takacağız. İlmek sayılarında böylece bir değişme olmayacak. Hemen sıradaki ilmek yerinden şişimi takarak şöyle bir sarı ilmek çıkartıyorum buradan. Şöyle ilmeğimi çıkarttım. Bu aşamada sevgili hanımlar patiğimizin ön tarafında bir sarı bir krem olarak örmüştük. Burada da aynı işlemi yapalım. Model bütünlüğü sağlansın. Hemen yanındaki ilmeğimi krem ipimle örüyorum. Bir ilmek krem. Bir ilmek sarı örüyorum. Bir ilmek krem. Bu hemen krem ipimin ucunu da sarı ipime bağlayayım ki patiğimiz sökülmesin burada. Şöyle iki tane sıkı bir düğüm attım. Bir krem ördüm. Bir ilmek sarı. Bir ilmek krem bir ilmek sarı bu şekilde e, son iki ilmek kalana kadar öreceğiz hanımlar bir sarı bir krem bir sarı bir krem bir sarı bir krem son iki ilmek kalana kadar böyle öreceğiz düz örtü patiğimizin ön yüzündeyiz şu anda bakın sevgili hanımlar son iki ilmeğim kaldı Son iki ilmeğimi bak bura sarı ipe denk geliyor. Sarı ipimle ikisini bir kesiyorum. Burada yine bir ilmek eksildi gibi görünüyor. E, fakat hemen kenardan ilmek çıkartacağız. Hem de patiğimizin e, tabanını üst tarafına bağlamış olacağız. Hemen sıradaki ilmek yerimiz burası. Buradan şöyle sarı ipimle bir adet ilmek çıkarttım. Tekrardan geri dönüyorum. Bu ilk çıkartmış olduğum ilmeğimi örmeden aldım. Hemen yanındaki ilmeğimi sarıydı. Bunu krem öreceğim. Bu sıramızda da ters örgü yapacağız hanımlar. Sarı olan ilmekleri krem ile krem olan ilmekleri de sarı ipimiz ile öreceğiz. Şöyle. Aa, yarım ilmek aldım. Hemen düzelteyim burayı. Şöyle. Bir krem, bir sarı. Bir ilmek krem, bir ilmek sarı. Bu şekilde son iki ilmek kalana kadar öreceğiz. Son iki ilmek kalana kadar örüp son iki ilmeği kesiyoruz. Niye krem gittim konuşacağım derken. <laughs> Son iki ilmek kalana kadar örüyoruz hanımlar. Son iki ilmeğimizi kesiyoruz. Yandan bir ilmek çıkartınca o kestiğimiz ilmek geri yerine gelmiş oluyor. Yani 28 ilmeğimiz sabit kalıyor. Bir sarı, bir krem. Bir sarı, bir krem. Bir ilmek sarı, bir ilmek krem. Son iki ilmek kalana kadar böyle devam ediyoruz bir ilmek, krem son iki ilmeğimi de sarı ipimden geldi, sarı ipimle aynı anda örüyorum, burada bir kesme işlemi yapıyorum tekrardan dönüyorum, şişimizde şu anda 27 ilmeğimiz kaldı, artık sarı ipimizi kullanmayacağız hanımlar ilmeklerimizin tamamını patiğimiz bitene kadar e, krem ipimizle öreceğiz, sıradaki ilmeklerimizden şuradan hemen ilmek çıkartıyorum, krem ipimle burada bütün ilmeklerimi artık krem ipimle öreceğim, hemen buradaki sarı ipimi de artık keseceğim Burada kalabalık yapmasın. Kesiyorum. Buraya iki tane sıkı bir düğümümü atıyorum. Sarı ipimi de kenara kaldırayım. Arada karışmasın. Şöyle. Son iki ilmek kalana kadar bütün ilmeklerimi şimdi krem ipimle düz olarak öreceğim. son iki ilmeğim kaldı. Son iki ilmeğimi böyle kesiyorum. Düz taraftan kesiyorum. Düz taraftan ördüğümüz için düz taraftan kesiyoruz hanımlar. Hemen ardından patiğimizin bu kenarından da sıradaki ilmek elimizden yani buradan şişimi takıyorum kenardan. İki kanadından birden takıyorum hanımlar. Sağlam olsun diye. Buradan krem ipimle şöyle bir ilmek çıkartıyorum. Burada bir ilmek kesmiştik. Yeniden bir ilmek çıkarttık. 28 ilmeğimiz sabit kaldı. Tekrardan dönüyorum. Bu çıkartmış olduğum ilmeğimi örmeden aldım. Kalan ilmeklerimi ters olarak öreceğim. Sadece son iki ilmeğim kalacak. Son iki ilmeğimi ters taraftan ördüğümüz için ters olarak keseceğim. Yeniden ilmek çıkartacağım. Patiğimizin taban tarafı da bu şekilde örülecek. Buradaki ilmeklerimi de yine ters olarak örüyorum. İpimin bu kısmı da biraz ince çıktı. Bazen iplerde olabiliyor ince kalınlık kısım. Bakın hanımlar son iki ilmeğim kaldı. Burada ters tarafa denk geldi. Şimdi bu son iki ilmeğimi ters olarak ikisini bir örüyorum. Yani kesme işlemi yapıyorum. Tekrardan döneceğiz. Ee, hemen patiğimizin sıradaki ilmek yerinden kenarımızdan şuradan ilmekleri atlamadan gideceğiz hanımlar. Şöyle ilmek çıkartıyorum. Patiğimizin bakın yan tarafı tabanına üst tarafı alt tarafına eklenmiş oluyor bu bölümde. Böyle devam edeceğiz. Yine son iki ilmek kalana kadar öreceğiz. kafanız karışmasın iyice anlaşılsın diye bir iki sıra daha devam edeceğim buraya buraları düz örüyorum olay şu son iki ilmek kalana kadar örüp son iki ilmeği kesiyoruz düz tarafa denk gelince düzden ters tarafa denk gelince tersten kesiyoruz son iki ilmeği sonra yanlardan ilmek çıkartarak patiğimizin tabanını üstüne bağlıyoruz bakın son iki ilmeğim kaldı ikisini aynı anda ördüm kesme işlemimi yaptım ardından hemen patiğimin yan tarafından sıradaki ilmek yerimiz şuradan ilmek çıkartıyorum böyle. Tekrardan dönüyorum. İlk çıkarttığım ilmeğimi örmeden aldım. Diğer ilmeklerim ters tarafa denk geliyor. Ters olarak örüyorum. Bu sıramızda sadece patiğimizin tabanında krem ipimizi kullanacağız hanımlar. Evet son iki ilmeğim kaldı. Yine bunu tersten kesiyorum. Tekrardan döneceğim. Şimdi yine bu taraftan da sıradaki ilmek yerimizden şişimi takıp şöyle ilmek çıkartacağım. Böyle devam edecek hanımlar. Olayımız budur. Bu şekilde patiğimizin e, taban tarafını üst tarafına ekleyerek gideceğiz. Biz bu işlemi sevgili hanımlar buraya kadar tam olarak şöyle göstereyim. Bu ip geçirdiğimiz yerlere kadar sonuna kadar Tamamen bu kenarları patiğimizin tabanına birer birer ekleyeceğiz. Ardından da patiğimizin topuğunu yapacağız. Şimdi hep birlikte tarif ettiğim gibi patiğimizin taban tarafını bu o, kenarlarına sırasıyla birer birer ekleyip gelelim. Sonra da birlikte patiğimizin topuğunu yapalım. Evet hanımlar ben patiğimin taban tarafını e, tamamen ördüm ve geldim. Bakın buradan e, ip taktığımız ilmeklerimize kadar olan bölüm örüldü olarak e, patiğimin ipim burada bu tarafını ördüm en son. Şimdi bu sarı ipimin takılı olduğu ilmeklerimi böyle şişime alacağım. Burada ipimi çekip ilmeklerimi de takabilirim ama ilmeklerim kaçmasın diye e, her ihtimalle karşı bu şekilde buradaki 14 ilmeğimi şişime alacağım. Şöyle sonuncu ilmeğimi de aldım buradaki ipimi artık çekiyorum sarı ipimi şöyle bu aşamada hanımlar artık buradaki 14 ilmeğimizi de örüp gideceğiz şöyle hatta burada kestiğimiz ipin ucu da burada bu ucu da bu ipime bağlayayım ki buradan patiğimiz yine sökülmesin iki tane düğüm atıyorum buraya ardından buradaki ilmeklerimi örüyorum Artık bütün ilmeklerimiz tek şişe geçiş yapıyor. Son 5 ilmeğim zaten haroşaydı. Bunu da yine düz olarak örüyorum. Şimdi geri dönüyorum. Kenar ilmeğimi aldım. 5 ilmek haroşamı yine düz olarak öreceğim haroşa olması için. 5. Bu taraf ters tarafa denk geliyor hanımlar. İlmeklerimi bu bölümde ters olarak öreceğim. Hemen diğer ucunda da ip taktığımız ilmeklerimiz vardı, 14 ilmeğimiz vardı. Onu da birazdan şişimize takacağız. Toplamda şişimizde böylece 56 adet ilmeğimiz olacak. 28 ilmek tabanımızda vardı, 14 ilmek bir kenarımızda, 14 de diğer kenarımızda. Topladığımız anda toplamda 56 tane ilmek oluyor. Buralar normal ters örgü. Sonuncu ilmeğime kadar örüyorum. Evet, sonuncu ilmeğimi de ördüm. Şimdi buradaki pembe ipimizi de e, çıkartacağız hanımlar. Şöyle açıyorum pembe ipimi. Buradaki 14 ilmeğimi de yine e, şişime geçeceğim. Şöyle sırayla. ipimi pembe ipimi artık çekiyorum bu şekilde şimdi buradaki ilmeklerimi de yine ters olarak sıra sonuna kadar öreceğim şuradaki ilk ilmeğimi de örüyorum hemen buradaki ipimin ucunu da alıp bu ana ipime bağlıyorum böyle burada patiğimin sökülmesin diye örmeye devam ediyorum hanımlar Son 5 ilmeğim kaldı. Bunu da haroşa olduğu için düz olarak ördüm. Şimdi geri dönüyoruz. Bakın hanımlar bütün ilmeklerimiz bir şişte toplandı. Artık bilek ayrımını pardon topuk kesimini yapacağız. Topuk kesiminde öncelikle bu tarafa 24 adet ilmek de ayırabiliriz. Hemen şöyle de onu da ayırmak istiyorum ben. 5 10 15 20 24 Hemen şuradan bir adet minik renkli ipimden aradan geçireyim. 24 ilmeğim orada öyle belli bir kalsın. Çünkü topuk kesimi de bize lazım olacak. Şöyle bu ip burada kalsın. Ee, şimdi topuk kesiminde hanımlar kenardaki 5 ilmek haroşamızı yine haroşa olarak öreceğiz. 5 ilmeğimi örüyorum. 2, 3, 4, 5. Sayarak devam edeceğim. 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. İlk 23 ilmeğimi düz olarak örüyorum. 24 ve 25. ilmeğimi yani öndeki 2 ilmeğimi kesiyorum. Burada ilk ilmeğimiz, ilk topuk kesimimizi yaptık. Şimdi geri dönüyorum. Bu kesmiş olduğum ilmeğimi örmeden aldım. Bu bölüm ters tarafa denk geldiği için buradaki ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Sadece son 5 ilmeğimi düz öreceğim çünkü kenarda 5 adet haroşamız var. Tekrardan evet. geri dönüyorum. kenar ilmeğimi örmeden aldım 5 ilmek haroşa ilmeğimi düz ördüm 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 yine ilk 23 ilmeğimi düz olarak ördüm öndeki iki ilmeğimi aynı anda örüyorum kesiyorum bu şekilde topuk kesimini böyle yapıyoruz hanımlar şimdi ters taraftan ilmeklerimizi öreceğiz yeniden düz taraftan ilk girmiş ilmeğimizi örüp öndeki iki ilmeğimizi keseceğiz ta ki burada 24 ilmeğimiz kalana kadar zaten belli ettik burada da 6 adet ilmeğimiz var her defasında birer birer eksilecek ve burası bitecek topuğumuz oluşacak şimdi şuradaki 6 ilmeğimiz bitene kadar ilmeklerimizi birer birer kesip gelelim Evet sevgili hanımlar ben burada 24 adet ilmeğim kalana kadar kestim ve geldim. Şimdi her iki şişimde de 24 adet ilmeğim var. Bu aşamada patiğimizin düz tarafı içeride ters tarafı da dışarıda kalacak şekilde ikiye katlıyorum ve kesmeye başlıyorum. İlk kesimim şöyle benden taraftaki şişten bir ilmek diğer şişinden de bir ilmek alıyorum. Tığım ile ikisini birden topluyorum. Sonraki kesimlerim şöyle benden taraftaki şişten bir ilmek diğer şişinden de bir ilmek alıyorum. Bu iki ilmeğimi birbiri içinden geçip tığım ile topluyorum. Benden taraftaki şişinden bir ilmek diğer şişinden de bir ilmek alıyorum. Bu iki ilmeğimi birbiri içinden geçirip tığım ile kesiyorum. Benden taraftaki şişten bir ilmek diğerinden de bir ilmek. Bu ilmeklerimi birbiri içinden geçirip tığım ile topluyorum böyle. Karşılıklı olarak şişlerimizden birer tane ilmek alıyoruz ve birbiri içinden geçirerek kesiyoruz. Şimdi kalan ilmeklerimizi de aynı şekilde kesip gelelim. Ben bütün ilmeklerimi tarif ettiğim gibi kestim. Ardından da e, buradaki ipimi kesip arkaya gizledim hanımlar. Patiğimde bir de şöyle kenar tığlaması yaptım bu modelimde. Bunu da şöyle yaptım. Hemen bu e, kesim yerimizden arka taraftan topuğu kestiğimiz yerden sarı ipimle şöyle ilmek alıyorum. Bu şekilde hanımlar. İki adet zincir çekiyorum. Bir ipimi şöyle aradan kaydırarak gideyim. İki, İki zincir çekip hemen öndeki ilmeğimin içine batıp çıkıyorum. 2 zincir çekiyorum hemen öndeki ilmeğimiz şu bunun içine batıp çıkıyorum zincir çekip hanımlar sıradaki ilmeklerin içine bu şekilde batıp batıp çıkıyoruz kenar tığlaması sadece bundan ibaret böyle şimdi patiğimizin kenarını bu şekilde bu başladığımız yere kadar tığlayıp gelelim evet hanımlar ben patiğimin kenar tılamasını yaptım ve geldim hemen patiğimi bir de ayak makinemi giydirip öyle göstermek istiyorum sizlere şöyle evet bakın hanımlar patiğimiz böyle oldu diye de şimdi koyuyorum şekilde bugünlük de bir modelin daha sonuna geldik sevgili hanımlar yeni modellerde yeni videolarda görüşmek üzere şimdilik hoşçakalın sağlıcakla kalın